selamlar. Kimler çıktı, kimler sattı, kimler terste? Terste olanlar kimler? Bugün önemli bir şey anlatacağım size. Doktor yok. Doktor gelince de büyük ihtimal geç gelir o. Ona da bir şu virüsü anlattıralım ya. Adamın durum pek iyi değil. O daha net biliyor. Sadece kripto konuşmak olmaz. Şimdi Twitter'dan biri şunları yazmış. Hepsine bakamayız tabi. Yani canlı yayında gelenlere de öncelik şey yapacağız. Öncelikle şu Bitcoin'den bir bakalım. Biliyorsunuz genel e, şey yapıyorum. Boğa'ya girdik giriyoruz. Bu hafta haftaya dün Ether'e bağırdık çağırdık. Bugün başladı. Ether'den başlayalım. Dünkü yayında demiştim ki buradan döndü döndü dönmedi. Ether 2.0 yalan olur. Şu an döndü. Sinyalini verdi veriyor. Bugün vermezse yarın verecek bir adet indikatör sinyali. İkinci de bir iki güne verir en kötü. Ama dünkü yayında demiştim ki haftalık grafikte en kötü. Buradan ya dönecek mecbur ya dönecek yoksa Ethereum batıyor demiştik. Şu an o desteğini aldı gidiyor. Bir dahaki hafta şu şekilde gider. Tek e, yanıldığımız nokta haftayı belki demiştik tam burada kapatır. Bir sonraki hafta direkt kapattığı gibi gider. Daha iyi bir şekilde hareket ediyor şu an. Bir sıkıntı yok. Bu yarın bu şekil giderse eğer olay bitmiştir. O da kama yapıp duruyorlar işte. Şunu kıracak. Üçgen kama ne diyorsanız diyeyim buna. Burada bir şey yaptılar. Bunu kırmaya çalışıyor. İçine bakarsak içiden geçecek. Başka bir alternatifi yok zaten. Hani şunu yapamaz. Pump yapması lazım. Şu içi direkt bodoslamak kırıp belki testini teslimi yapması lazım şu şekilde Yani Bitcoin'in onu bekleyecek zamanı yok. Dün de yayında dedik. Seni mi bekleyeceğiz kardeş? İşimiz, gücümüz var. Boğa getirmeye çalışıyor bütün herkes. Senin posun ikilini de, üçünü de başlatma derler ya da adama yani. iki yıldır senin posunu bekliyoruz burada. Öyle olmuyor o işler. Adam gibi manipülasyon yapın. Grafiğinizi ona göre ayarlayın diyor bütün kripto Ethereum'a. Bitcoin temiz grafikle açayım. 2-3 yayın önce söylemiştik. Bunları paylaşın lütfen sağa sola boş boş konuşmuyoruz. Şu Bitcoin analizleri bakın şurada fake nedir dedik. Attılar o fake'i 18'e geldi 15'ten. Asıl önemli nokta ATH. O ATH'ye gelecek görünen o. Bu hafta ya da bir dahaki hafta. Şurası. 19.666 Bitstamp fiyatına göre. Diğer borslarda farklı bu. Açın bakın grafiğine bazen de 19.900 bazen de 20.000 net yapacakları muhabbet büyük ihtimal şu alt boğa gelecekse eğer haftalıkta değil ama günlükte yapacaklar bunu haftalıkta işi bitmiş zaten ya da haftalığı doji yap çıkartabilirler Gö göreceğiz onu bir, bir daha haftaya da bu haftanın kapanışına göre AT'ye dokunduktan sonra şu hareket gelebilir yüksek olasılıkla da bu gelecek. Bunun sebebi de şu. Bakın bunları her yerde söylemezler Twitter'da. Orada burada şu hareketin sebebi şurası. 13.800 hatta 12.400. Şimdi haftaya AT'ye geldiğinde bunları duyacaksınız Twitter'da. 13.000 olacak, 12.000 olacak. Düzeltmeye giriyor falan filan. Boğa'da düzeltme olmaz. Boğa sezonuna girdiysek düzeltme düzeltme yok. Bunu düzeltmesi yani AT'den düzeltme desek %38'lik bir düzeltme olur. Bismillah da ilk harekette %38 düzeltme mümkün olurmuş yani. Ayıp denen bir şey var. O sebeple boğa tuzağı denen bir olay var. Anam düştüm ben düzeltme yapıyorum diye şurada short açın diyecekler. Buradaki karı alın. Burada açın shortu. Bir güzel. Burada bak mis gibi kar var. Ben buraya düzeltme yapacağım diyor. Gösteriyorlar diyecekler. Ama ve lakin, eğer şu geri zekalı Ethereum aptallık yapıp POS 2'yi falan erteliyoruz diye bir haber göndermezse şu hareket oldukça olası. Bu buradan düşerken Ethereum artacak. Doğal olarak Bitcoin düşemeyecek ve Ethereum'la birlikte AT'yi kıracak. Olması gereken bu eğer boğa sezonuna girdi isek alt sezon alt koinler için boğa sezonu. Yoksa uzatırlar yine bu olur. Copendle yaparlar ama yani bu da iyi bir grafik olur. Yani 20 binden 13'e gelip Copendal yapmak ama o zaman çok uzatıyor işi. Hani bir daha yıla kadar sarkar o iş. Onu da artık kimse beklemez yani. Büyük ihtimal bunu gösterecekler. Ana grafikte de büyük ihtimalle buralarda bir yerdeyiz. Ya buradayız ya buradayız ikisinden birindeyiz. Büyük ihtimalle buradayız ama. Çünkü ileride bir silkeleme daha yapacak. O da büyük ihtimal şeyde 28 30'larda filan. Yani şuralarda ya da 24'lerden buralarda longçulara bir operasyon çekilecek. AT denenine devam edilecek. Aynen şurada yapıldığı gibi. Yani AT kırıldıktan sonra yeni bir AT yapıyor. Orada panikle alıyor millet. Çakıyorlar. Herkesi atıyorlar marketten gene. Ondan sonra haydi gidiyoruz. Deyip, asıl yoluna devam ediyor. Büyük ihtimal olacak olan o tekrar söylüyorum. Eğer altcoin boğası geldi ise görünen geldi. Haftalık grafik zaten Ethereum ben gideceğim demeye başladı. Günlükte de döndü. Bu gidiyor. Bu yukarı giderken Bitcoin öyle 6000 dolar aşağı inemez. Ama iner diyecekler. Her yerde sağda solda diyecekler onu. 10 gün kaldı ay kapanmasına. Dün DXY'den de bahsettik. Ayı içinin altında kapatırsa zaten olay bitiyor. Yani şuralarda. Kapatmazsa da bir sonra kay artık düşüyor herhalde. İçten düşmesi lazım yani. Burada da pek sıkıntı yok. Tek sıkıntı şu an Ethereum ve XRP. Şu içi formasyonunda zaten şu hareketi yapıyor genelde. Yani buradan kırıyor gidiyor. Kimse almıyor onu. Şuradan içten geçebilecek tek yeri şu bölge. Onu da büyük ihtimal böyle pump yapıp kıracak.